nasıl 3 koyacak da 100 alacak, hatta daha fazlasını alacak Cengiz Holding, Deniz Bey? Evet, AK Parti'nin rekabetten uzak bir şekilde adrese teslim bir ihaleyle Cengiz Holding'e peşkeş çekmek üzere olduğu Sinop Boyabat Bakır Maden sahasının rezerv miktarını MTA raporuyla kanıtladık. Hı. Buradaki bakır sahası ihaleye çıkıyor. 20 Eylül'de şartnamesi yayınlandı. Alelacele 35 gün içinde ihale edilmiş olacak. 15 Ekim'de, yani haftaya salı günü sabah 9'da bu bakır maden sahasının ihalesi var. Şimdi burada elimde gördüğünüz, bu gösterdiğim maden tetkik aramanın Sinop Boyabat bakır maden sahası ile ilgili kaynak raporu. Yani ne kadar rezerv var onu gösteren rapor. Rapor vatandaşlarla paylaşılmayan bir rapor aslında. Biz bunu temin ettik. Bu rapor 7116 sayfa. Ve bu rapora göre bu sahadaki toplam rezerv miktarı 79.800.000. Şuradan göstereyim. Bak burada. Tablosu da var. Bakın 79.800.000 ton cevher rezerv var burada. Bu rezervin güncel piyasa değeri 13.335.000.000 dolar. Yani güncel kurla 456 milyar lira. Bakın burada da şartnamedeki taban ihale bedeli diyor. Sadece 3,5 milyar lira. Yani rezerv miktarının güncel piyasa değeri 456 milyar lira. Bu sahanın ihale bedeli 3,5 milyar lira. Aradaki fark 130 kat. Şimdi bu sahada bakır var yoğunluklu olarak. Aynı zamanda bir miktar altın var, bir miktar da çinko var. Yani bunlar doğada bir arada bulunuyorlar. Bakırın güncel piyasa değeri 11 milyar 984 milyon dolar. Altının piyasa değeri 470 milyon dolar. Çinkonun piyasa değeri ise 880 milyon dolar. Toplamı 13 milyar 335 milyon dolar. Şimdi burada şartnameye göre 10 yıllık süre içinde burada üretilmesi istenen bakır uç ürünlerinin güncel piyasa değeri 100 milyar lira. Yani diyor ki çıkan bakırı ayrıştıracaksın, bir bakır uç ürününe dönüştüreceksin. Şu kadar miktarda bunu yapacaksın diye şartnameye koymuş. Bu şartnameye koyduğu bakırı bu şekilde bakır uç ürününe dönüştüren şirket 100 milyar lira güncel bir kazanç elde edecek. Bu rakamı da bakırın güncel piyasa birim fiyatını da Londra Metal Endeksinden görebiliyoruz. Ancak sahayı 3,5 milyar liraya almış olacak. Ve aynı zamanda da bu ihaleyi aldıktan sonra her yıl yıllık cirosunun %1'ini MTA payı olarak ödeyecek. Şimdi 10 yıl bittikten sonraysa artık hiçbir üretim yükümlülüğü de kalmayacak ve 456 milyarlık bakır, altın, çinko rezervinin üzerine çökmüş olacak. Buradaki şartnameye baktığımız zaman neden Cengiz Holding'i işaret ediyor, neden adrese teslim, o kısmını açıklayayım. Lütfen. Zaten şartnameye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani neredeyse şartnameye bir madde daha koyacaklarmış. Orada da bu ihaleye sadece Cengiz Holding girebilir şartını koyacaklarmış. Bir tek o eksik. Onun dışındaki maddelere baktığınız zaman doğrudan Cengiz Holding'i tarif ediyor. Neden? Çünkü şartnameye göre diyor ki Sinop Boyabat bakır maden sahasını sahası ihalesine girecek şirketin diyor mevcutta bir izabe tesisinin olması şarttır diyor. Yani bakırı işleyecek, bakır uç ürününe dönüştürecek bir tesisinin olması gerekir diyor. Peki Türkiye'de İzabe tesisi kaç adet var? Bir adet var. Peki kimin? Cengiz Holding'i. Peki Cengiz Holding bu tesisi kendisi mi yaptı? Ne yaptı? Nasıl? Milyon dolara Türkiye'nin tek izabe tesisini devraldı.
Şimdi de ihale şartnamelerindeki izabe tesisi şartı ile birlikte bu alanda tekel olup bakır maden sahalarını alıyor. Diğer bir maddede de diyor ki ya diyor izabe tesisiniz olacak mevcutta ya da diyor yeni bir izabe tesisi kuracaksınız. Peki yeni bir izabe tesisinin kurum maliyeti ne kadar? 300 milyon dolar. Yani bir başka şirket bu ihaleye girmek isterse Cengiz Holding 300 milyon dolar önde başlıyor rekabete. Hı-hı. Ayrıca deniyor ki şartnamede eğer deniyor ihaleye tek bir şirket girerse ihaleyi bu şirkete verilebilir diyor. Yani bir rekabet olmasa bile ihaleye tek şirket girerse bile alabilir diyor. Şimdi Cengiz Holding tepkilerden de çekindiği için daha önce Elazığ'ın maden ilçesindeki bir maden bakır maden sahasında da buna benzer bir durum olmuştu. Cengiz Holding de adrese teslim bir ihale olduğu için tepki gördüğünden şöyle bir yol seçti. Orada Port Madencilik adı verilen sahibinin Halil İbrahim Bacacı olduğu yani TMSF'den sürat kargoyu alan kişi olan yani Amerika'daki Türken Vakfı'nın da yönetim kurulu üyesi olan kişi gitti. Bu ihaleyi yeni tesis kuracağım ben, izabe tesisi kuracağım diyerek ihaleyi aldı. Almadan 3 gün önce ise Cengiz Holding'in yönetim kurulu üyesi Şeref Cengiz'i ile ortak oldu. İhaleyi aldıktan sonra da sahayı Cengiz Holding'e devretti. Yani her türlü bu bakır maden sahaları ile ilgili ihalelerde izabe tesisi şartı konduğu an adrese teslim bir ihale olarak Sinop Boyabat bakır maden sahasında olduğu gibi Cengiz Holding'i doğrudan işaret eden, tarif eden ve onun ihaleyi neticesine bu sahayı almasını sağlayacak bir ayarlamayı AK Parti burada yapmış oluyor. Diğer taraftan bir sahayı alan şirket açısından bir devir kısıtlaması da yok. Yani Cengiz Holding bu 456 milyar liralık güncel piyasa değeri olan sahayı ihaleyle aldı diyelim. Veya başka birini aldırdı sonra devraldı kendisi. Sonrasında sadece notere gidip bir şirkete istediği gibi devredebiliyor. Yani aslında kendisine ait olmayan 10 yıllar içinde çıkarılabilecek 456 milyar liralık rezervi doğrudan satıyor. Satabilecek duruma geliyor. Yani AK Parti iktidardan gideceği anda Cengiz Holding bir yabancı ülkenin hatta yabancı bir devlet kurumunun Türkiye'de kurduğu bir şirkete Türkiye'nin yerli milli serveti olan bu bakır maden sahası 456 milyar liralık rezervi satabilecek, devredebilecek bir durumda. Nasıl? Notere giderek. Başka hiçbir şart yok. Artık 300'e mi satar, 350'ye mi satar Deniz Bey? Tabii ne kadara satacağı belli değil. Yani adeta AK Parti'nin Cengiz Holding'e peşkeş çekmek üzere olduğu bu maden sahasını o da bir başka ülkenin şirketine rahatlıkla peşkeş çekerek kendi devasa tutardaki parasını alıp böylece onu da yurt dışına çıkarıp Türkiye'yi fakirleştirecek. Şimdi burada aynı zamanda bu maden sahasına bakır doğada tek başına da bulunmuyor. Yanında altın oluyor, kobalt oluyor, çinko oluyor. O ayrıca burada bakırın uç ürünü üretilirken altın ve çinkoya ne olacağı da tariflenmemiş şartnamede. Ve onların da toplam tutarı 1 milyar 200 milyon doların üzerinde. Dolayısıyla da onları da istediği gibi satabilecek, istediği gibi al-sat tarzı bir yönteme geçiş yapabilecek ve devasa bir teşvik de böylelikle fiilen hayata geçmiş olacak. Hmm. Aslında normal şartlarda bu gibi bizim itirazlarımızda AK Parti daha avantajlıydı. Çünkü temelde ihale bedelinin düşük olmasına itiraz edilirken resmi bir toplam rezerv miktarı ve miktarı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamıyordu. Ancak biz 7116 sayfalık bu MTA'nın kaynak raporuna ulaştık
ve Meta'nın kaynak raporu da buradaki rezervi doğrudan tarif ediyor. Dolayısıyla buradaki peşkeş çekilmek istenen tutar da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Evet. Bu şu ana kadar son yıllarda Türkiye'deki en büyük soygunlardan biri. Öyle mi? 15 Ekim'de ihalesi yapılacak. Yani bu yap işlet devletler kadar mı büyük? Bu tek kalemde yani herhangi bir köprü, tünel ve otoyoldan, yani örnek olarak köprü, tünel, otoyollar ağırlıklı olarak 1,5 milyar dolar gibi bir yapım maliyetinin üzerine aslında o şirketlerin karı da bindiriliyor. Öyle ve bütün diğer AK Parti tarzı yap işlet devlet modeli, köprü, tünel, otoyollar birleşince çok büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Ama burada tek kalemde, tek bir ihaleyle 13 milyar 335 milyon dolarlık bir rezerv bu güncel güç ve değerle birlikte bu şirkete veriliyor. Evet, yani 1,5 milyar harcamadan 3,5 milyara bu iş hallolmuş oluyor. 1,5 milyar dolar harcamadan. 3,5 milyar TL ile TL, evet. Bu ihaleyi alıyor. Peki. %1 MTA payı ödüyor sadece, evet, cirodan. Bakın düşünün, 10 yıl bitti. Artık o 10 yılın içinde şartnameye göre 100 milyar liraya karşılık gelen bir bakır üretim, uç ürünü üretim şartı var. Bunu da yaptı, sattı, 100 milyar TL'sini de aldı. 10 yılın sonrasında sadece cirosunun %1'ini MTA'ya ödeyerek bu 456 milyarlık rezervin üzerine çökmüş oluyor. Oysa ihaleyi devlet payının açık artırması usulüyle yapılsa, kim al, yani hangi şirket alırsa alsın %15-20-25'e kadar varan yıllık cirodan payı devlet almış olacak. Evet. Ancak devlet bir de öyle acayip ki çıkan bakırı dolarla satacak şirket, ama MTA payını TL üzerinden alacak. Evet. Yani bu anlamda da devlet zarar edecek. O nedenle biz şu anda hukuki süreci başlatıyoruz. Bu doğrultuda bizim Sinop İl Başkanlığımız, Sinop Milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz, zaten biliyorsunuz Genel Başkanımız bu konuyu grup toplantısında dile getirdi. Aynı zamanda sürece bir benzer peşkeşin daha önce yapıldığı Elazığ maden ilçesindeki süreçle ilgili de oldukça yüksek bir tecrübeye sahip olan Elazığ milletvekilimiz Gürsel Erol'la koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Süreç kolay değil ama belli ki onlar açısından da sancılı olacak. Çünkü elimizde 7116 sayfa kanıt var. Rezervin miktarı ile ilgili. Deniz Bey, hukuki süreç yani bu ihalenin iptal edilmesini mi istiyorsunuz? Nasıl bir hukuki süreç yürütüyorsunuz? Nereye Evet, ihale sürecine müdahale ettirmemek için aslında AK Parti, düşünün böyle 456 milyar liralık bir rezervin olduğu sahayı ihaleye çıkarken 20 Eylül'de bir şartname yayınladı. Ve 15 Ekim'de de ihalesini yapıyor. 35 günde sadece ihaleyi yapıyor. Dolayısıyla bu müdahaleyi engellemek istiyor. Onlar da tabii yolsuzluk, usulsüzlük, kamu zararında profesyonelleşmiş durumda. Ancak biz de onları kovalamada profesyonelleşmiş durumdayız. Şimdi burada biz yürütmenin durdurulması ile ilgili bu konuda taraf olabilecek, dava açabilecek çeşitli STK'ları sürecin içine dahil ediyoruz. Ve arkasından yürütmeyi durdurma isteyeceğiz. Arkasından ihale yapılırsa iptalini isteyeceğiz. Aynı zamanda bunun ÇED süreçleri de olacak. Yani buradaki vatandaşın, fakirleştiren bu gibi peşkeşlerin engellenmesi için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Avantajımız, elimizde artık resmi belgelerin, kanıt niteliğindeki belgelere ulaşmış olmamız, bunları ortaya çıkarmış olmamız. Peki, şu az önce verdiğimiz grafiği tekrar bir verelim arkadaşlar ekrana. Orada Erdoğan'ın, Mehmet Cengiz ve Limak Holding'in başkanı Nihat Özdemir ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı var. Bizim grafikte, yani bu yazıların olduğu bölümün altında Mehmet Cengiz var. Sanki Nihat Özdemir ile alakalıymış gibi anlaşılabilir bu.
grafik. Konu Limak Holding ile alakalı değil, Cengiz Holding ile alakalı. Yani Mehmet Cengiz ile alakalı. Nihat Özdemir'in konuyla ilgisi yok, yanlış anlaşılmasın. Gerçi Limak Holding de bir vakit muhalefetin beşli çete olarak tanımladığı şirketlerden bir tanesiydi. Onu da hatırlatmak lazım. Deniz Bey, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Son bir cümle. Buyurun. Şimdi siz 15 Ekim'de gidecek misiniz bu arada? İhalenin yapılacağı yere orada mısınız? Onunla alakalı bir girişiminiz olacak mı? Yoksa sadece hukuki olarak mı takip edeceksiniz? Dosya ve taraf niteliğinde olanların dahil olduğu bir süreç oluşturuyoruz ama sürecin tam ortasındayız. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak merkezinde bu mücadelenin her yerinde yer almak için şu an planlama yapıyoruz. Sorunuza şöyle aslında doğrudan cevap vermememin nedeni şu, elimizi açarak, hamlelerimizi göstererek bu konuyla ilgili diğer karşı tarafın önlem alması, tedbir alması, plan geliştirmesini istemiyoruz ama en etkili şekilde bunu yapacağız. Aksi takdirde bakır maden sahalarıyla ilgili bu tip yapılan ihalelerle zaten Cengiz Holding AK Parti tarafından doğal bir tekele dönüştürülmüş durumda. Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli, Elazığ, Ergani, Siirt, Madenköy, Çanakkale, Biga böyle devam ediyor. Sinop, Boyabat'ı da katmak istiyorlar. Bu şirketlerden büyük yani... bir beşten büyüktür derken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarımızın ödediği vergilerle oluşan hazinenin takibini yapmak bu AK Parti'ye yakın 5, 10, 15, 20, 35 şirketten büyüktür diyoruz. AK Parti'nin finansmanını sağlamak için Türkiye'nin soyulmasına müsaade etmeyeceğiz. Günü geldiğinde de bunların tümünün hesabını soracağız. Deniz Yavuz Yılmaz, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, devam edelim. Yine ticaretle devam edelim.